Karşınızda GTA San Andreas Definitive Edition. Muhteşem. Şu manzaralara bakar mısınız ya? İnanılmaz gerçekten. Havada durmak falan. Müthiş bir yenilik getirmişler oyuna. Ben böyle bir şey görmedim yani. Geleceğiz. Bu kısımlara geleceğiz. Anlatacağım size buraları videonun sonuna doğru ama önce bir videomuz normal aksın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bu videoda 3 farklı konuya değineceğim. İlk konumuz GTA San Andreas Definitive Edition olacak. GTA ve GTA Vice için birer video yaptık. Sırada GTA San Andreas var. Burada hem Definitive Edition'ı konuşacak hem de yıllar sonra San Andreas oynamanı nasıl hissettirdiğine değineceğiz. İkinci konumuz genel bir GTA Definitive Edition mini değerlendirmesi olacak. Üçüncü konumuz ise GTA'nın yapımcısı Rockstar'ı önümüzdeki günlerde bekleyen tehlike olacak. GTA 6 için oyuncular olarak endişelenmeli miyiz onu konuşacağız. Ne alaka diyorsunuz? Alakayı mantıklı bir pencereden kuracağım abi, merak etmeyin. İlk konuya girelim. Yıllar sonra San Andreas oynamak. GTA serisine genel açıdan baktığınız zaman tüm dünyada kabul görmüş bir şey vardır. GTA San Andreas en iyi iki GTA oyunundan biridir. Bazıları için GTA 5 birincidir, bazıları için GTA San Andreas. Aranızda hayır, Vice'di daha iyiydi diyenler olacaktır veya GTA 4 daha iyiydi benim gibi. Kişisel zevkler tabii ki tartışmaya götürmez ama ben genel bakış açısıyla bunu söylüyorum. Şimdi GTA San Andreas'ın neden bu kadar sevildiği malum. Ancak benim açımdan daha şaşırtıcı bir durum var. Arka arkaya önce GTA, sonra GTA Vice tarzından da GTA San Andreas oynayınca iyice farkına vardığım bir durum oluştu. GTA San Andreas o kadar büyük, o kadar dev bir oyun ki GTA Vice City, GTA 3 falan yanında demo gibi kalıyor. Oğlum tamam, ben de biliyorum GTA San Andreas'ın epikliğini, büyüklüğünü hep konuşuyoruz falan da arka arkaya oynayıp aradaki farkı bu kadar net hissetmek çok ilginç geldi yani. San Andreas sadece bir oyun değil, bir yaşam simülasyonu gibi. Sanki Rockstar bu oyunu yaparken kendine bir challenge koymuş, yapılabilecek ne varsa hepsini bu oyun içine atacağız demiş gibi. Zamanında siz PS2'de bunu nasıl yaptınız lan? Ana hikaye görevlerini bir kenara koyuyorum. Bir sürü şey var abi. Dışarıda takılmak, aşk meşk işleri, spor salonuna gidip kas yapmak, dövmece gitmek, saç sakal tıraşı olmak, çete yönetmek, evlere girip hırsızlık yapmak var lan. Rakip çetelerin mekanında basmak falan, bir yolu şey var oyunda. Hatta ayıptır söylemesi pezevenklik yapmak bile var. Bunların hiçbirisi ana görevde değil ha. Yan içerikler ya. O kadar çok şey yapmışlar ki. Rol yapma oyunu gibi karakter geliştirmek de var. Bir aracı çok kullandığınızda araç sürme yeteneğiniz gelişiyor. Kullandığınız silahı böyle kullandıkça ustalaşıyorsunuz. Misal en başta hiçbir silah kullanmak rahat gelmiyor oyunda. Hatta bazı silahlarda geri geri giderek ateş edemiyorsunuz yani. Uyuz ediyor. Fakat bir süre sonra ustalık kazanınca ileri geri gitmeye de başlıyorsunuz. Hoş oluyor. Bugünden bakınca geri geri giderek ateş edememek çok uyuz bir özellik. Yani delirtti oyunu oynarken. Keşke Definitive Edition'da düzeltselermiş dedim hatta. Ama o günlerde rahatsız etmemiş demek ki. Şuna bak, böyle geri geri atışa bak. Bu ne ya? İnsan 2002'de çıkan Vice City'den sonra 2004'te çıkan San Andreas'a geçince ufak çaplı bir beyin patlaması yaşar. Oğlum siz 10 senedir GTA 6 yapamıyorsunuz lan. 2 senede hayırdır ya, nasıl böyle bir iş çıkarttınız? Harita desem Vice City'nin 2 katı büyüklüğünde şehri var, yeşilliği var, otobanları var, maşallah. Kısacası GTA serisi adına devrimsel bir sıçrama var San Andreas'ta. Ve bu yüzden de tekrar oynaması en ama en keyifli oyun San Andreas oldu benim için. Görevlerin çeşitliliği, milyon tane farklı iş peşinde koşmak, gizlilik elementleri falan, oğlum her şey denemişler lan zamanında bu oyunla birlikte. Hikaye anlatımı konusunda zaten dönemin en iyi işlerinden biri. Hala da karakterler, ses sanatçıları, performansı, yani grafikten bağımsız her şey çok iyi duruyor. Ancak oynanabilirlik anlamında baktığımızda maalesef GTA San Andreas günümüz için eski kalıyor. Sağ olsun Definitive Edition versiyonu da bu konuda çok yardımcı olmuyor. Nişan alması, ateş etmesi falan insanın sinirini zorluyor. Alışması vakit alıyor yani. Dar alanlarda kamera hareketleri 2004'teki gibi yani. Hala da sapıtık bu versiyonda. San Andreas 2004 yılı için muhteşem iş, devrimsel bir iş. Ancak bu Definitive Edition'ın bu devrime bir katkısı, bir artısı yok. O bu devrimin, efsanenin ekmeğini yemeye gelmiş. Definitive Edition olumlu yaptığı en büyük şey GTA Vice City ve GTA 3'te eksik olan checkpoint sistemini oyuna entegre etmesi. Görev bitince otomatik baştan başlamak demiyorum abi. Görev esnasında da checkpoint alıyor. Görevin sonlarında öldüğünüzde ta en baştan başlamıyorsunuz. Arada bir yerde checkpoint almış oluyor, direkt oradan devam ediyorsunuz. Bunun olması inanılmaz bir artı katıyor oyuna, çünkü bu devirde checkpointsiz oynamak insanı deli eder. Şimdi bir görevin ortasında öldün mü pat diye hemen kaldığın yere yakın bir noktadan başlıyorsun. Bunun dışında Definitive Edition'ın böyle çok çok övülecek bir artısını göremedim ben. Araç sürüşü özellikle bu oyunda keyifli, onu söyleyeyim. Fakat onun sebebi Definitive Edition değil bence. San Andreas'ın kendisi iyi olduğu için iyi. Çünkü diğer oyunların Definitive Edition versiyonunda bu araç sürme keyfi yok, eksik. Vice City ve GTA 3'ün Definitive Edition'da araçlar inanılmaz fazla göt atıyorlar ya. En basit frende bile kıçları sağa sola kayıyor. Hadi Vice City'de bir tık daha araçlar düzgün ama genel olarak çok rahat değiller. Trafik yapay zekası da evlere şenlik. Oyuncuya ayak uyduramıyorlar. Lap diye önüne kırıyorlar, giriyorlar, kafa göz dalıyorlar. San Andreas'ta ise hem trafik yapay zekası oyuncuya ayak uyduruyor, lap diye çarpmıyor size. Fren yapmayı, durmayı, kalkmayı biliyorlar. Hem de o abartılı göt atma olayı yok araçlarda. Düzgünce freninizi yapabiliyorsunuz. Kamera hareketleri falan da temiz, modern gayet. Ya şimdi ben baktığım zaman San Andreas'tan keyif alıp diğerlerinden keyif almıyorsam demek ki bu Definitive Edition'da gelen bir özellik değil. Öyle olsa GTA ve Vice City'de düzgün yaparlardı. Sadece çok enteresan bir şey var San Andreas'ın bu Definitive Edition'da beni rahatsız eden. Orijinalinde var mıydı bilmiyorum ama aracın motor sesi çok acayip. Anlatması biraz zor abi. Şöyle anlatayım. Gaza basarken aracın çıkardığı sesle gaz basmayı bıraktığınız anda çıkan ses arasındaki geçiş çok rahatsız edici. Bakın bir dinleteyim size, daha iyi anlayacağız. Go cry to your mom.
Bu bir tek beni mi rahatsız etti bilmiyorum ama efekt sesini kısmak zorunda kaldım bu yüzden ya. Çok değişik oğlum. Gaza basıyorum, sonra köşeye dönmek için gazı kesiyorum. Sonra köşeye döneceğim. Ses bir anda böyle uyumsuz bir geçişe uğrayınca sinirim bozuluyor. Ama tabii bu çok ufak bir şeydi benim için yani. Takıldım, paylaşmak istedim. Yoksa genel olarak baktığımda bu üç oyun arasından bugün itibariyle en oynanabilir olanı net San Andreas. İlk saatler gene karakter alışması zor gelecek. Modern oyunların nazarının aksiyon tarafı, karakter hareketleri falan bir delirtecek. Fakat 3-4 saatin ardından sistemi kafanızda oturtuyorsunuz. Oturtunca da bayağı keyif alıyorsunuz. En azından ben aldım. Sanki ilk gün oynar gibi her şeyi yaparken buldum kendimi. Bayağı kıyafet aldım, kas yaptım, tipime özen gösterdim. Haritada gezindim. Keyifli oynuyorum şu an yani. Şaşırdım bu kadar sarmasına. Özlemişim, onu fark ettim. Burada Definitive Edition'ın bu deneyime katkısı işin checkpoint kısmı oldu. O taraf için hakkını vereyim. Checkpoint sistemi olmasa kesinlikle bu kadar sarmazdı yani. Büyük ihtimalle delirir kapatırdım. Ama yine de checkpoint sistemi eklemiş olmaları bu Definitive Edition'la alakalı genel yorumlarımı negatiften pozitife çevirmiyor. Oyunla ilgili söyleyebilecek çok fazla olumsuz şey bulabiliyorum. Yani görsel değişiklik dışında gelen yenilikler o kadar basit kalmış ki çünkü yani. Bu yenilikleri çok rahat orijinal oyunlara da getirebilirlermiş. Diğer oyunlarda da çok konuştuk. O yüzden üzerine böyle defalarca konuşmak istemiyorum ama biliyorsunuz yani işte Definitive Edition beni üzdü. Çünkü potansiyelin altında kaldığını hissettiriyor abi. Yani çok daha başka şeyler yapılabilirken yapmamaları insanı üzüyor. Yoksa oyunlar oynanmaz vaziyette falan değiller. Keyifli oynuyorsunuz ama yani o ismin ağırlığı, o Rockstar'ın verdiği o ağırlığın altında çok altında kalan bir potansiyel. Çünkü bu oyunlar hala daha eskiler. Yeni nesil oyuncular için oynaması alışması zor oyunlar. Sizce hayatında oynadığı ilk GTA oyunu, GTA 5 olan yeni nesil bir oyuncu bu oyunlara ne kadar alışabilir? Hadi alıştı diyelim, ne kadar zevk alır? Ne kadar yeni oyun gözüyle bakabilir? GTA 5 ile GTA serisine atılan bir oyuncu için bu oyunları oynamak hala daha çok zorlayıcı, zevksiz bir süreç. Çünkü eskiler. Yani bu Definitive Edition zamanında GTA'ları oynayamamış insanlar için yapılmış gibi durmuyor. O zaman bu bizim gibi nostalji sevdalıları için mi yapıldı? Okeydi abi, nostaljik duygularımızı sömürmek dışında bir şeyler de ekleseydiniz oyuna ya. Rockstar'sın lan sen. Osuruktan bir firma değilsin. Hani son 15 yıldır kalite konusunda kılı kırk yaran bir firmanın böyle bir işe kalkışması şaşkınlık yarattı bünyemde. İnsan Rockstar'dan böyle bir iş görünce, potansiyel altında kalan bir iş, ilerisi içinde bir kıllanıyor. Acaba yakın zamanda olan yönetimsel değişikliğin bir sonucu mu bu diye kıllanıyor? Bilmeyenler için hatırlatayım, Rockstar'ın kurucu kardeşleri vardır. Rockstar'ın ana damarlarıdır bunlar. Dan Houser'la Sam Houser. Bu kardeşlerden Dan Houser firmada yapılan oyunların arkasındaki asıl isimdir. Genellikle vizyonu o belirler oyunlarla alakalı. Fakat kendisi Rockstar'ın en son oyunu Red Dead Redemption 2 çıktıktan sonra şirketten ayrıldı. Ayrılma sebebiyle alakalı bayağı bir tartışma var ama biz burada sebebine değil ortaya çıkacak sonuçlara yoğunlaşacağız. Dan Houser'ın ayrılması çok çok kritik bir şey çünkü kendisi Rockstar'ın kimliğini oluşturan, şeklini oluşturan kişi. GTA'lar bugünkü gibi bir hale geldiyse bu Dan Houser sayesinde oldu. Red Dead Redemption için aynısını söyleyebiliriz. Kuruldu günden bu yana tüm işin başına duran kişi gitti lan artık şirketten. Ve o gittikten sonra çıkan ilk oyun ne oldu? Bu oldu abi. Bu şimdi bir tesadüf mü? Yoksa Rockstar içerisinde işleyişin değiştiğine bir işaret mi? Eğer firmanın vizyonu değiştiyse bu diğer oyunlara nasıl yansıyacak? GTA 6 Rockstar'ın önceki işlerinden farklı mı olacak? Bir anda Rockstar daha hızlı ve fazla para kazanma aşkına mı sahip oldu? Bu para aşkı yüzünden GTA 6'da hikaye yerine online tarafa falan ağırlık verebilirler mi? Ya da GTA 6 daha özensiz mi çıkacak? Eminim GTA 5'in online tarafında kazandıkları miktar dudak uçuklatıcı cinstendir. Fakat bu miktar çok olsa da GTA 5'ten sonra RDR2 yapma fikirlerinden vazgeçmediler. Orada da oyunun hikaye kısmına inanılmaz bir özveri gösterdiler. Hatta her kısmına inanılmaz bir özveri gösterdiler. Bu Dan Houser'ın verdiği bir karardı yani. Hangi motivasyonla verdiğini bilemem. Şöyle demiş olabilir, ne kadar kazanılırsa kazanılsın biz para bassın diye değil, sevdiğimiz şekilde oyunlar yapmaya devam edeceğiz falan mı dedi. Sonra o şirketten ayrılınca da birileri çıkıp Rockstar'da hadi gidelim de GTA Trilogy Definitive Edition mı çıkaralım dedi. Bu arada GTA Definitive Edition çıkmasına bir itirazım yok. Bak bazen yanlış anlaşılıyor, itirazım yok buna abi. Hatta diğer oyunlarında remastered yapsınlar. RDR Remastered'ı en çok ben bekliyorum valla. Benim bu oyunla ilgili sinirlendiğim şey kaliteden ödün vermeleri. Yani ben gerçekten firma içerisindekilerin bu oyunu baştan sona oynadıklarından şüpheliyim. San Andreas'ta bir sahneyle karşılaştım, bayağı şaşırdım. Bölüm içerisinde bir düşman takla atarak karşıma gelecek, tamam mı? Fakat takla atarken görünmez oluyor. Bir anda böyle lap diye ışınlanmış gibi karşıma çıkıyor. Tek seferlik bir hata oldu herhalde dedim. Bölümü tekrar başlattım. Yok, tek seferlik bir hata değil abi. Bu bölümü 3-4 kere baştan başladım ve her seferinde böyle başladım. Bu görünmez oldu ve tekrar geldi sıktı. Hatta başka insanlar yaşamış mı diye bakmak istedim ama internette henüz o kısma gelmiş bir oynanış görüntüsü bulamadım. Ama herkes de bu hata oluyorsa çok komik lan. Hiçbir kontrol etmediniz derler insanlar yani. Ana göre bu çünkü, anladın mı? Kaçırma şansın yok. Oynayınca çıkıyor karşına. Ya oyunu oynadılar, hatayı gördüler ama sallamadılar, ya da oyunu oynamadılar ve hatayı görmediler. İki durum da korkunç. Açık dünyada ufak bir hata olur, onu gözden kaçırabilirsin. Okey, ama ana görevde olan bir hatayı gözden kaçırma şansın yok. Tabii bu hata bana özgü de olabilir. Şimdi haklarını yemeyeyim. Ama bu da Definitive Edition iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bahsettiğimiz bir sürü eksisi hala da orada duruyor. Potansiyel altı bir oyun işte bu.
Artık oyun çıktı zaten. Seveni sever, sevmeyeni sevmez. Fakat ben bu oyundan ziyade bundan sonraki işler için biraz endişelendim. Umarım Denazor'un ayrılığı Rockstar'ın sevdiğimiz tarzda oyun yapmasının önüne bir engel koymaz. Artık GTA 6 çıktığında bu durumun ne kadar gerçek ya da ne kadar boş bir endişe olduğunu hep beraber göreceğiz. Ki GTA 6 ile alakalı söylentiler çok iç açıcı gelmiyor şu ana kadar. Oyunun haritasının küçük olacağı, update'le büyüyeceği falan gibi muhabbetler devam ediyor. Bunlar ne kadar gerçek olur onu da göreceğiz. Definitive Edition oynamayı düşünüyorsanız direkt San Andreas'a girin derim. Diğerleri gerçekten çok çok zorlular, çok nostaljik sevdalısı değilseniz eğer. Ancak Xbox'ınız varsa hiç oyuna para vermeyin çünkü San Andreas Game Pass'te var. Xbox Game Pass'te var. PC'de yok maalesef. Belki ileride gelir. Aklınızda olsun. Artık bir süre GTA konuşmayız diye düşünüyorum. Bay bay. Son dakika haberi vermem lazım. Şimdi öğrendim. Rockstar'ın PC'deki oyunlarını oynamamızı sağlayan Rockstar Games'in launcher'ı, yani o arayüz programı falan filan çökmüş. Çökmesinin sebebinin de GTA Trilogy olduğu düşünülüyor. Rockstar da şu saati itibariyle GTA Trilogy'nin satışını web sitesinden kaldırdı. Yani GTA Trilogy'nin Definitive Edition'ını PC'de satın alamıyorsunuz. Millet de haliyle isyan etmiş. Ya şu launcher'ı bir salın, Steam'e çıkarın oyununuzu düzgün bir şekilde oynayalım diye. Ben de bu çağrının %100 arkasındayım çünkü yani arkadaşlar yapamıyorsanız lütfen salın, Steam Meeting yapıyor işte ya. Orada yayınlayın gitsin. Şu anda ne Rockstar PC oyunları oynanabilir durumda. Ne GTA Trilogy'nin PC satışını devam ettirebiliyorsunuz. Bir de üstüne üstlük oyunu düzgün kontrol etmediğinizi tescillemiş oluyorsunuz yani. Nasıl kontrol etmeden çıkarttıysanız artık GTA Trilogy'yi biz PlayStation 5'te kasıyor falan diyoruz oyunu ama PC'de launcher'ı çökertip PC oyuncularını mağdur ediyor. Gerçekten Rockstar üzüyorsun ya. Vallahi üzüyorsun. Sevgili arkadaşlar, bir update daha yapacağım üzülerek. Oyun jortladı. Yani baya baya şu an Definitive Edition'la alakalı söylediğim bir tık olan olumlu şeyleri de geri alıyorum. Oyun nasıl becermişler bilmiyorum ama ağzına etmişler. Özellikle hikayede bir ara açık alana çıkmanız gerekiyor ya, yeşillikler arasına giriyorsunuz falan. O yeşillikli kısma geldiğim gibi oyun sapıtmaya başladı. İlk problem bu köprü. Burada normalde bir köprü var abi. Ama köprü spam olmuyor. Yani görüntüsü gelmiyor. Bazen geliyor, geç geliyor falan. İnanılmaz gerçekten. İkincisi kaplamalar müthiş. Yani şu an görüyorsunuz dağın çimlerin kaplamaları harika bir şekilde dans ediyor. Bir başka problem yağmur efekti. Allah'ım bu yağmur efektinin bahanesi yok. Bak diğerleri gözden kaçmıştır diyeceğim de nasıl gözden kaçıyor bilmiyorum. Bayağı oyunun ana rotası gibi bir yer o köprü. Hadi gözden kaçmıştır okey de bu yağmur efektini kim ekledi abi oyuna? Ya bu yağmur efektini ekleyen gerçekten oyuna dönüp bir kere baktı mı? Nasıl olmuş acaba, yağmur efekti ekledim ama bakayım nasıl duruyor dedim yani. Hani bunu çok merak ediyorum. Şu an gece olduğu için bağıramıyorum, çok sinirliyim çünkü. Hiç bunu dedim mi çok çok merak ediyorum gerçekten. Muhteşem. Ha bir başka probleme daha gelelim. Ağza oturmayan konuşmalar. Oyunun bir kısmından sonra konuşmaların hiçbiri artık ağza oturmuyor. Yani herhalde oyunun ilk 7-8 saatine falan bakıp sonra saldılar galiba. Ara sahnelerdeki diyalogların hiçbiri ağza oturmuyor. Dinleyelim. What you talking about? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? CG'nin repliği bitti, hala ağız oynuyor. Yani doğru zamanı oturtamıyorlar, ben anlamadım yani, iyice kafayı yedi oyun. Oynama hevesim vardı, aşırı derecede sarmıştım, şaşırmıştım hatta, ah ne güzel keyif alıyorum falan diye. Resmen Definitive Edition versiyonu sağ olsun şu anda o zevkin içine etti. Bakalım ne kadar daha devam edecek, çok merak ediyorum yani bu rezillik. Yani yoksa sileceğim PlayStation 2'de GTA San Andreas oynayacağım vallahi, şimdi o kadar bir sinirlendirdi gerçekten. Tebrikler Rockstar. Harika harika.